hamuru yoğurmak kolay mı? Yani 2 saatte yoğuruyorsun. Yani bayağı bir çok terliyorsun yani, öyle kolay yoğurulmuyor o. O hamuru yapmak ekmeği yapmaktan daha zor. 1 saatimiz alıyor. Belki 1 saatten de fazla. Akşama kadar tarlada çalışıyoruz. Tabii zorlanıyoruz. Akşama kadar yoruluyoruz. Akşam da hamuru kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Bazen bahçeden geliyoruz çalışmadan. Yorgun oluyoruz. Hamuru yoğuruyoruz. Çapa yaptığımız zaman, hele biz yaşlıyız, doktora gidiyoruz dizlerimizin, kollarımızın ağrısından. İğne yapıyorlar. Biz hamuru yoğuramıyoruz. Yaşlandık. Gençlerimiz de seralarda çalışıyor. Hamurumuz yoğurulu olsa 1 saat önceden yapar. Hamurumuz yoğurdu, hemen ekmeğe başlarız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma ilkesine dayalı olarak kırsaldaki desteklerimize devam ediyoruz. Buradaki projemizde Unu Sizden, Yoğurması Bizden diye bir kampanya yaptık. Bu kampanya kapsamında kadınlarımızın hamurlarını yoğururken harcadıkları enerjinin ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz. Yaş ortalaması da yüksek olan özellikle kırsaldaki köylerimize hamur yoğurma makineleri hibesine başladık. Aynı zamanda hedefimiz imece kültürünün geliştirilerek vatandaşlarımızın birbirine desteklemesi ve yardımlaşması kültürümüzü tekrar canlandırmak. Makine bitirdi, ben hala daha içinden çıkamadım yani. Daha kolay oldu bizim için, herkes için yani. Herkes gelecek şimdi burada, yoğuracak, geçecek, evde yapacak. Yani kurtuldu bayanlarımız. Yani yoğuramıyorduk hamuru. Çok rahatladık. Gelip yoğurup yufalarımızı açıyoruz, mayalarımızı yapıyoruz. Çok rezildik biz ama şimdi çok rahatık. Yoğuruluk hazır oldu mu bize bir pişirmesi kalacak. En azından hamurumuz hazır. Çok teşekkür ederiz Muhittin Başkanımıza. Muhittin olma, sağ olsun. Bizi kurtardı, kolaylık verdi. Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Antalya için çalışıyoruz.